itibaren diğer maddeye geçiyorum. Yönetim kurulu üyelerini dönem faaliyetlerinden dolayı iblasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Denetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinde faaliyetlerle ilgili olarak iblasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 10. maddeye geçiyorum. Yeni dönem için üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi, onaylanması. Bu konudaki görüşlerinizi Aykan Bey, Genel Başkanım aktarırsa, ilgilendirme açısından. Evet. Yeni dönemde üye giriş aidatı için 250 TL önerimiz var. Üyelik aidatının da aylık 100 TL, yıllık 1200 olarak belirlenmesini oylarınıza sunacağım. Evet, bir daha tekrar eder misin başkanım? Giriş aidatı 250 TL, yıllık aidat 1200, yani aylık 100 TL. Giriş aidatı yıllık aidatın yarısı kadar bir tüzük. Tüzük. O zaman 250-500 mesela. 500 olarak. 500 olarak lazım o zaman. Evet. Evet, o zaman düzeltiyoruz. Görüşsün. Veya aylık 100 TL, yönetim kurulu ise 600 TL giriş aidat olması lazım. Çok evet. Yani, tabii sizin şey ama en azından o delisi olarak evet. Yarısını ihmal etmeyelim diye söylüyorum. Tamam, tamam. Peki, onu bu şekilde evet. Peki, oylarınıza sunuyorum. Orada bir öneri sunalım. Tüzün kat alt sahibi mudur? Yani dernek nerede? Ben de öyle olmadığını biliyorum da. Yani yıllık aidatın 1200 lira olmaz zorunlu alt kat sayı mı? Zorunlu mu? Yoksa genel kurulda değişir mi? Yani en son değişiklik olmadı diye biliyorum. TÜZİK'te zannedersem yıllık aidat 60 TL, giriş aidatı 30 TL diye hatırlıyorum. Evet. Ama tabii bu TÜZİK işte 10 sene öncesinden hiç değişmeden bugüne kadar geldi ama günün koşullarına baktığımız zaman bunlar dernekleri tabii ki çalıştırabilmek imkansız. Ama İstanbul'daki genel kurullarda da genelde arkadaşlarımız işte yıllık aidatı 600 TL, giriş aidatı 300 TL gibi belirliyorlar. İşte bir yerde 900, bir yerde 450 yaptılar. Tabii ki burada sizin takdiriniz neyse. Ben o konuda şey yapmak istiyorum. Yani arkadaşlar, teklif varsa buyurun. Adana gibi bir yerde yani oda nispi aidatı, maftu aidatı belli oran varken siz geçen yılda 2600 lira topladığınız yerde yıllık aylık aidatın 100 lira olması demek olmayacak şeydir. Yani bana göre sizden aidatlar kalktı ödeyen yok da dersiniz ki 50 lira dersiniz, 30 lira dersiniz aylık, yıllık 300-500 dersiniz. Bu olmayacak bir olay oraya koymanın hiçbir anlamı yok. Ben o anlamda önergeye karşıyım. Yani parasal anlamda kendim için demiyorum. Yani örnek veriyoruz ya 2600 lira para toplanmış. Diyorsunuz ki bir üyeden ben 1200 lira alacağım. Yanlış diye düşünüyorum. Aleyhte yani şey olarak görüşümü. Bunu düşürün yani bir anlamı yok. Aidatın bir anlamı yok. Deyin ayda 30 lira deyin ya. Onu aldığınız zaman siz 100 lira istemeye gittiğinizde sizden kavga ederler. 30 lirada iletişim bağı kurursunuz. Amaç para toplamak değil. Evet, önerim. 30 liraya düşsün derim. Amaç para toplamak değil aslında. Hani aslında derneğe olan aidiyet duygusunu öne çıkarmak aslında. Teklifinizi, önerinizi genel kuruluna sunabiliriz. Evet, yeni bir rakam belirlenirse evet. Her iki rakamı oylayabiliriz. Aylık 50 TL, yıllık 600 TL, giriş aidatı 300 TL olması. Evet, ne de olur yani, ne olur şimdi? Uygulamadır. Peki, o zaman onu teklif edelim mi? Tamam. Yıllık, yani, yıllık giriş aidatı 300 lira. Yıllık aidat, pardon. Evet. Evet. Şeklinde oylarınıza sunuyorum. Tamam, bu şekilde kampanya da geçelim. Evet, 11. maddeye geçiyorum. Yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması, görüşülmesi var, onaylanması. Evet, buyurun.
şimdi yeni dönem tahmini bütçeyi oluştururken şöyle yapabilirsiniz Sayın Başkan, belirlenen aidata göre revize edilecek derse evet. Tahmini bütçeye evet. Geçirelim. Evet. Tahmini bütçeyi o şekilde revize edip evet. O şekilde geçelim. Peki. Oynatın gene Sayın Başkan. Aktaracak mısınız? Revize ettikten sonra biz... Başkan olmayı tamam. Yalan bundan sonra kendine peki. 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 Evet. O zaman oylarınızı sunuyorum. Hazırlanacak bütçeyi. Evet, seçimde kullanılacak 12. gündem maddesine geçiyorum. Seçimde kullanılacak oy kurallarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması. Bu konuda bir düşünceniz var mı? Şu an tek liste var. Blok liste. Evet. Blok liste halinde mi? Evet. Oylanmasını evet. İstiyorsunuz. Blok liste şeklinde. Verin bana. Pekala. Listeyi okuyorum arkadaşlar. Asıl liste yönetim kurulu Aykan Mavruk, Barış Sevil, Evgen Şahin, Hacer Donbaloğlu, Erkan Bulur, Caner Aysallar, Serdar Bozce. Yedek üyeler Cemil Alaca, Selçuk Bilgin, Cihat Uluklu, Atışı Arslan, Fikret Özkök, Gülen Kurt, Mustafa Bucak. Oylarınızı sunuyorum. Denetim kurulu asıl üyeler Güney Yılmaz, Solmaz Topçu, Şahin İskender. Yedek üyeler Sakine Gökdoğan, Figen Ay, Mehmet Atakan Boğa. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edilmiştir. Onur kurulu Hüseyin Küreç, asıl üyeler Orhan Üstekidağ, Ali Kızılçay. Yedek üyeler Sıkkı Koç, Ayhan Korkut, Yakup Kangırtay. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edilmiştir. Genel merkez delegeleri asıl üyeler Hüseyin Küreç, Hacı Kılıçer, Ali Kızılçay, İhsan Abi Batmaz, Ayhan Korkut, Sıkkı Koç. Yedek üyeler Musa Yılmaz, Cemil Alaca, Beykız Tüdeş, Kaptan Kınayoğlu, İzzettin Göze, Kadir Güneşan. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edilmiştir. Evet, bu maddeyi de geçiyorum. 13.